Merhabalar. Evet, beklediğimiz an geldi de çattı. O kadar hastayım ki zaten takip eden arkadaşlar biliyorlar. Evet, gün geldi. Ama benim size çok güzel bir sürprizim var. Sürprizim ne biliyor musunuz? Çekiliş 3 kişi demiştim. Çekilişi 4'e çıkardım. 4 arkadaş hediye kazanacak. Ama ne yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi çok düşündüm böyle yapayım. Bunlar, şunlar falan. Ve benim kendi süsleyip püslediğim fırçadan size hediye etmeye karar verdim. Dördüncü kişinin kazanacağına geleyim. Evet. Rimeli de 2'ye çıkarttım Essence'den. Birileri daha şans, birileri daha sevinsin diye hediye 4 oldu. Bu ikincinin hediyesinde vardı yine. I Love Extreme Essence'den. Dördüncü olan arkadaşa da bir tane karıştırma fırçası. Karıştırma fırçası, bakın altını çizerek söylüyorum. Bu karıştırma fırçası benim kendi kullandığım fırçaydı. Yıkadığım, gördüğünüz gibi tertemiz. Geçen de yıkamıştım ya. O zaman aklıma geldi. Acaba dedim. Kendi ellerimle süslediğim. El emeğim, göz nurum benim. Evet, bu bir tane fırça ve ve yine benim olan Essence'den ojem. Yalnız diyorum, bunlar benim kullandığım ürünler aslında. Yani şu mesela çok da nasıl diyeyim, ağzına kadar dolu değil ama tabii ki bitmiş de değil. Bir görünen bir şey de gönderecek değilim zaten. Sakın aman öyle düşünmeyin. Ve ya şimdi şöyle bir şey. Şimdi zaten bunu 3 kişi kazanacaktı değil mi? Ama 4. kazanmayacaktı. Ben de düşündüm, dedim ki niye öyle yapayım? Bir tane en azından, hadi dedim Azile, bir tane rimel al. Onun yanına da kendinden ekle içine. Sonra bir tane de yine Essence'den göstereyim. Çok affedersiniz. Essence'den böyle bir kahve. Hatta göstereyim hemen size. Şöyle bir renk. Harika bir rengi var. Bunun bende Body Shop'tan olan bir tane daha olduğu için gönderiyorum. Yoksa kullanmadığımdan, sevmediğimden değil. Zaten öyle bir şeyi asla yapmam. Çünkü verecek çok kişi var biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum. Evet, dördüncü kişiye gidecek olanlar da arkadaşlar bunlar. Bu ve en güzel hediye bu olur mu? En güzel hediye bu. Kendi ellerimle yaptım diyorum ya. Var mı ötesi yani? Şunun güzelliğine bir bakın. Fırçanın. Harika. Evet, dördüncü arkadaşa da bu gidecek. 4 tane şanslı. İzleyici demeyeceğim. Çok komik ve saçma geliyor o kelime bana. 4 tane arkadaşa bu güzel hediyeler gidecek. Yani şöyle gösterirsem çok daha iyi olacak. Neyse, bunları böyle getireyim. Başka ne yaptım? Ek yok. Aa, ek olmaz mı? Essence'den koyu mavi, yine kullandığım bir oje benim bu. Şöyle göstereceğim. Bu parlament mavisi. Geçen de tırnağımda olan P2'nin vardı ya fırçaları gösterirken. O benim karıştırdığım ojelerden. 2 tane renk var bunun içinde ve parlament mavisi oluyor bu. Bunu birinci arkadaşa gidiyor. Hop. Birinci arkadaşın kutusuna girdi. Ve bu da tabii ki o zaman ikinci arkadaşa gidiyor. Çünkü üçüncü de Max Factor'dan vardı. Evet, bu da ikinci arkadaşın, ikinci olacak olan arkadaşın hediyesi. Evet, şimdi şöyle bakalım. Detayları bildiğiniz için göstermiyorum ama son kez neler kazandığınızı göstereyim. İkinci arkadaşım bu. Birinci arkadaş zaten, onu artık göstermeme gerek var mı yani şöyle? Yani. Ve bu poşete koymadım. Birazdan onu da ayarlarım aslında. Hadi onu da ayarlayayım. Evet, kazanacak olan arkadaş. Hadi bakalım. İnşallah şansınız hepinizin bol olsun. Şansınız bol olsun. Hayırlısı. İnanın ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi 4'e çıkardım hediyeyi. Elimde olan imkanları böyle zorlaya artık. Hani gerçekten şartları zorlayarak. Yani tamamen öyle. Evet. Devam edelim. Hazırladım. 4. hediyeler. 3. kişiye. 2. ve 1. Şöyle göstereyim. Zarflar hazır.
Herkese selamlar. Evet, şimdi büyük zaman geldi. Çekiliş zamanı. Evet arkadaşlar, herkes hazır mı? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben hangi sistemle çekiliş yapacağım? Öncelikle hepiniz onu görün istiyorum. Bir adil bir çekiliş olacak. Şimdi bu random.org. Buradan sayılar gireceğim ve buradan tıkladığım zaman otomatikman bilgisayar seçecek. Yani ben seçmiyorum. O yüzden adil bir seçim olacak. Öncelikle şimdi sayfama geliyorum ve kaç kişi katılmış? 180 de iyi olur tabii. 138 kişi yorum bıraktı. Öncelikle yorum bırakan herkese çok teşekkür ediyorum ve şansınız bol olsun. Ha bir de şunu ekleyeyim. Bazı arkadaşlar ismini vermedi, bazıları şehrini unuttu. Tabii ki bunlar çekiliş dışı oldular, kusura bakmasınlar. Çünkü ben özellikle bunu buraya katılım şartlarını hep yazmıştım. O yüzden benden çıktı yani bu olay. Bunu detaylı bir şekilde okumanız ve bakmanız gerekiyordu. Evet, şimdi çekilişe geliyorum. Evet, 138 kişi yarışmaya ya da çekiliş yarışma değil aslında, çekilişe katılan arkadaşlar. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi kaç tane sayfa? 14 tane. Şimdi buraya geliyorum. 1 ile 14 arası. Öncelikle bunu tıklıyorum. Ne? 138 tane yapmam lazım. Hayır, değil. Hayır, değil. Şimdi burada kuzenim de var yanımda, misafir. Hülya. Kendisi body shopçu. Shopçu Hülya. Evet arkadaşlar, şu anda 9 çıktı. Şimdi kuzenim de şaşırdı. Neden? Aynı şeyi söyleyeceğim. 138 tane yorum var ama yorumlar sayfalara bölünmüş vaziyette. Yani 14 tane sayfada. 14 tane sayfada da 10'ar tane yorum olarak bölündü. Yani şöyle düşün. 10 yani 14 tane sayfada 10'ar tane de yorum var. Yani 138 oluyor otomatikman. 138 yani. Yorum oraya bölünmüş oluyor. Anladın mı? Anladım. Tamam mıdır? Evet, siz de bu vesileyle anlamış oldunuz herhalde. Kaç çıkmıştı? Bir daha bakıyoruz. 9. Yani şimdi öncelikle birinciyi seçiyorum. Birincinin için yapılan çekiliş bu. Tamam? Evet. Tamam. Evet, 9'uncuya gidiyoruz. Merve var, Büşra falan filan. Şimdi bu kişilerin içinde de tekrar burada 10 tane yorum var. Hepiniz isterseniz bir daha bakın. 1 yani şöyle 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 ve 10 burada bitiyor. Yani buraya geliyorum. 1 ile 10 arasındaki. Evet, şimdi basıyorum ve birinci şu anda belli olacak. Evet. Evet, ikinci olan arkadaş. Yani tebrik ediyoruz. Evet. Evet. Kübra İstanbul'dan, Kübra 22 yaşında. Evet Kübracığım, hayırlı uğurlu olsun hediyelerin. Bir numaralı hediye sana gitti. Evet. Evet, hemen şimdi ikinci çekilişe gidiyorum. İkinciyi seçeceğim. Şimdi biraz önce yaptıklarımın aynısını yapmama gerek yok. 1 ile 14 arası 8. Önce bir 8 yaz lütfen. 8. sayfa değil mi? 8. sayfadan. Evet. Tak. Ve 8. 8. 8. Evet, ikinci hediyeyi kazanan arkadaşı hemen belirliyoruz. Hemen 8. sayfayı tıklıyoruz. 8. 8. Evet. Sakarya'dan 21 yaşında olan Sevcan. Sevcancığım, hayırlı uğurlu olsun. İkinci hediye sana gitti. Gözün aydın. Evet arkadaşlar, geldik şimdi üçüncüye. Yine 1 ile 14 arasında tıklıyoruz. 12. sayfadan. 12. sayfadan. Ay arkadaşlar, ben sizden heyecanlıyım, haberiniz olsun. 5. Evet, 5 numaralı arkadaşa hemen gidiyoruz. Evet, 10. 12. Ay. 12. sayfa. Pardon arkadaşlar. Ay, ondakiler üzülmeyin, size de çıkarmayacak. 12'nin kaçı dedik? 5. 1, 2, 3, 4,
5. Aa, Gonca! Aa, Gonca! Erzurum'dan. Erzurum'dan Gonca, sevgiler sana da. Sevgili Goncacığım, gözün aydın olsun. 3. hediye mi gitti? Hı-hı. Evet, Goncacığım, 3. hediye sana gitti, 4. Hadi bol şanslar. Son tura geldik artık. Evet, 1 ile 14. 14. sayfa. 14. sayfadan 4 numaralı. Sen en son. Tam 4-4, evet gerçekten. Evet, hadi bakalım, hayırlısı olsun inşallah. 1, 2, 3, 4. İslim Emine, 22 yaşında, Fransa. Oo, çok güzel, Fransa'ya gidiyor. Çok hep farklı yerlere çıktı ve ben böyle bir şey istiyordum. Çok güzel oldu. Sevgili İslim Emine, gözün aydın olsun, hediyelerin hayırlı uğurlu olsun. Fransa'dan Garagoyun 88. Garagoyun 88. Arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Kaybeden arkadaşlar, üzülmeyin. Zaten bu şanstı, bir nasip kısmet işi. Hediyeler herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben sizden hemen mail olarak ya da işte bana bir posta yoluyla ulaşırsanız, yarın postanız hemen yola çıkacak. Bu arada büyük bir ihtimalle bir haftada postalar ulaşıyor. Çünkü ben Londra'ya ve Türkiye'ye gönderdiğim posta yaklaşık 8 günde ulaşmıştı. Ama Londra'ya 5 günde posta gitmişti, haberiniz ola. Diyorum ve şimdilik hepinize selamlar, sevgiler, hayırlı uğurlu olsun.